Yani size bu konuyu soruşturan kişiler de sorduğunda siz de duyulabilir cevabını mı verdiniz? Evet, ben dedim duyulur dedim ama dedim bak hakaret etmiyorum ama duyulur dedim ben. Ben polislere de bunu söyledim yani. Duyulur dedim. Orada ifademi aldılar. Peki son bir şey daha soracağım. Demişsiniz ki ben gerçekten gelmenizi çok arzu ediyorum buraya. Çünkü aslında o perdeleri falan filan ancak böyle yan yana konuşabiliriz. Çizerek, anlatarak konuşabiliriz. Son bir şey daha soracağım. Demişsiniz ki yaptığınız açıklamalarda Emel başı sıkıştığı zaman hemen ağlıyor. Evet. Bunu niye anlattınız? Evet, ağlıyordu. Sıkıştığı zaman ağlıyordu. Niye, yalan mı söyleyeceğim? Bir kere para için, benim bu altın için dedi, para çekeceğim seni dedi. Senin yüksüğünü alacağım dedi. Hı. Hatta hastaneye, Fatma teyze hastaneye de kendi geldi. Hı. Ben gidecektim artık eve. Dedi, peki dedi, ben dedi alamıyorum kız dedi. Niye dedim, ben çekerim yani dedim. Ne zaman gitsem yani dedim, benim borcum da olsa ben dedim şey yapmaz da sen niye çekemiyorsun dedim. Bilmiyorum dedi, avukata söyledim dedi. Yapacak bakalım dedi. Sonra da avukat kendi herhalde ne demedi? Ağladı. Dedi bak dedi nasıl şey yaptım dedi. Hemen paramı verecekler dedi. Yüksünü yapacağım dedi bana. He, parayı istemek için ağladı. Evet. Bak dedi nasıl sözümü şey yaptım dedi yani yaptım dedi. Keşke bir sen de ağlayaydın da yüzüğünü geri alsaydın o zaman. Sonra ama yine alamadın yüzüğünü. Ben ağlayamadım canım, ben insanım ya. Ben her zaman iyiliği düşündüm. Ben dedim şurada çalışıyoruz. Bir şey Emel bak bu ayı al canım. Ben peki, çocuklarıma bir şey diyemiyorum. Peki hep paradan puldan bahsediyoruz. Şimdi oraya da geleceğim. Hatta evlilik vaadiyle dolandırılma işinde de adını geçtiğini iddia eden çünkü izleyicilerimiz var. Neden Emel Hanım'ın paraya ihtiyacı var? Bilmiyorum canım. Ben onun için dışını bilmiyorum ki canım. Hayır, ben söyleyerek istiyor? Ben tanırdım kendim. Ne söyleyerek istiyor? O parayı benden istediğini annesi hasta olduğunu söyledi. Annem hasta dedi. Benden istediğini o yüksü. Annem hasta dedi. Annem çok hasta dedi. Ağladı bak. Telefonda konuştuk. Ben evdeydim. Emel dedim ben çocuklarım alık. Nasıl vereceğim sana yüksü dedim. Dedi bir ay Selvi dedi. Bir ay bana müsaade dedi. Peki Emel dedim annen hastaysa. Ben kötülük düşünmedim peki, ya. Peki yüzüğün değeri neydi? Verdim çıkardım elinden verdim. O zaman 870 milyondu. Hmm. Şimdi bakın 870 lira. Şimdi 870 lira için o gün onu alıyor. Sonra ödeyemiyor. Ama şimdi Hüseyin amcaya borcu 4000 küsür artı bir de bir para. 2000 öyle. Yani demek ki gerçekten paraya ihtiyacı var Emel Hanım'ın o sırada. Ya da Hüseyin amca ona gitmek istediğinde o zaman borcunu öde dediğinde ödeyebilecek parası yok Emel Hanım'ın bunu. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Kağıt vardı Ahmet sizde. Borç parası. 4500, 2000 şey dedi. Bir de 800 TL pardon. 800 Türk TL'si 4500 euro kalan borcu. İşte 4500 euro demek 45 bin lira para demek değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. 45 800 bin... lirayı ödeyemeyen birinin 45 bin liralık bir borcu ödemesini beklemek... Biraz hayal olur. Ve işte Emel Hanım da o dönem diyor ki iddialara göre ben buradan ayrılmak istiyorum. Ayrılmak istediğin zaman da borcu ödemen lazım. Evet. Nasıl ödeyeceksin? En azından şunu yapması lazım. Borç kadar bir süreyi maaş almadan çalışması lazım. 45 bin lirayı kaç ay ödeyecek? İşte kaç ay tutuyorsa yani onu da yapmıyor. Ve gideceğim diyor. İşte o zaman tabii işte zengin bir koca bulma meselesi demek ki hasıl gündeme oldu. Gündeme geliyor. O da yine bir dönem aşk yaşadım dediğin Hüseyin amcanın amcasının oğlu Duran Bey'di. Ama Duran Bey de buna çok yanaşmamış. İşte bu Yıldız... kadın kendi bankasını da kullanmıyormuş. Yani bunu da araştırsın lütfen savcılık. Gerçekten mesela Yıldız Hanım'ın eşinin banka kartlarını kullanıyormuş. Yani onu ben de... zaten hiç anlayamadım Yıldız'cığım. Şimdi Yıldız Karakuş da Şen ailesinin aile dostu. Evet. O da bir anlatsın. Hem de siz bu şeyi de biliyorsunuz. O evlilik meselesini aynen, de biliyorsunuz. Aynen. Ben de işte anlayamadım. Hem biriyle aşk yaşayıp sonra nasıl onun amcasının oğluyla evlenme şeyi olabilir ki yani? Olur mu? Ne bileyim? Olmaz. Yani normal şartlarda olmaz. Ay her gün bir şey ya.
Kardeşiyle birlikte gördüğü işkence sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Şen ve felçli eşi Fatma Şen'in aile dostları Yıldız Karakuş'la bir aradaydık. Bize gelip gidiyorlardı. Neredeyse her salı günü gelip giderlerdi bize. Benim en çok hayran kaldığım şey birbirlerine olan sevgileri ve saygılarına hayrandım. 9 senedir de Emel Hanım'ı tanıyorum. Yani çok böyle uyanık, çok bilmiş, her yerde tanıdığı var. Görüştüğü insanlar var. Her mevkide, her yerde. İşi düştü mü her işi yapabilecek bir kapasitede bir insan. Her bir saçının altında iki şeytan yatıyor derim kendisinin. Yüzüne kadar söylemişimdir bunu kaç defa. Ağlar var ya, inanamazsınız. Hani hıçkıra hıçkıra ağlar. İki saniye geçmeden gülmeye başlayabilen bir insan. Yıldız Karakuş'un iddiasına göre eşinin bakıcı Emel Cengiz'e karşı bir zaafı vardı. Kredi kartını bana vermeyip ona verdiğini duydum. Kızının uçak biletini kesmek için, internet üzerinden alışveriş yapmak için verdiğini duydum ve gördüm yani. Benden çok istedi. Ben yeminliyim dedim. Ben kimseye para vermem dedim. Ben vermeyince eşime dolandı bu sefer. Şen kardeşler saldırıya uğramadan bir gün önce Emel'le yaptığı görüşmeyi anlatan Yıldız Karakuş, bakıcının evlenme isteğinden bahsediyor. Emel Hanım Duran abiyle görüşmek istediğini, evlenmek istediğini söyledi bana. Aynur sen konuş. İşte kız kardeşi beni arayıp duruyor. Emel'i arayıp duruyormuş. İşte görüşmek istiyor, evlenmek istiyor. Eşini de yeni kaybetmişti Duran abi. Onları konuştum kendisiyle. Ve ben Duran amcayı aradım. Dedim ki Emel böyle böyle diyor. Ne diyorsun Duran amca? Yok kızım dedi. Duran Bey tabii Almanya'dan emekli. Maddi olarak durumu iyiydi. Hüseyin Şen'in ev alım satım meselesi yüzünden kardeşi Ünal Şen'in kayınbiraderleriyle anlaşmazlık yaşadığını da söylüyor Yıldız Karakuş. Reyhanlı'da bir ev varmış duyduğum kadarıyla. Sanırım Ünal Bey'in kayınçoları orayı kendilerine, hatta Ünal Bey orada kalıyormuştu. Sonradan orayı satmak istemişler. Hüseyin abinin büyük oğlu Sadık abim almaya düşündü. Eşime dedi ki Labit dedi ya işte böyle böyle bir olay oldu, bize silah sıktılar dedi. Kim dedi Labit? Ünal'ın kayınçoları geldi. Ama bir şey olmadı dedi yani. Bu suçlular bizim aramızda geziyor. Emel belki olmayabilir ama yapan insanlar en kısa zamanda, hatta bu an bile çözülsün isterim. Bir kurşunlanma olayından bahsediyorsunuz, evet. Akraba içinden. Evet. Ünal da Hüseyin ve Mehmet Şen'in diğer kardeşi mi? En küçük kardeşleri. En küçük kardeşi. Evet. Peki onlarla nasıl böyle bir silahlı şey olmuş? Ya biz zaten o zaman onlara sık sık gidiyorduk o dönemde. Gene aynı şeyler işte Hüseyin amcanın bize söylediği, dışarıdan yani hani şey oluyor ya, çitlerin olduğu yerde, caddenin oradan. Eve mi kurşun sıkmışlar? Eve kurşun sıktılar ama bir şey olmadı Allah'a şükür. Hiç kimseye bir şey olmadı. Ondan sonra Sadık abi niye, bu olayı çözdü. Niye böyle bir kurşun atılıyor? Siz biliyor musunuz? Ya şimdi konuyu? Dedemin evi. Evet, dedelerinin. Reyhanlı'da dedemin evi var. Diğer kardeşler hepsi hissesini babama devretiyor. Parayla. Babam çünkü oranın satılmasına karşıydı. Babadan yadigar diye oraya sahip çıkıyordu. Evet. Diğer kardeşler babama hissesini satıyor. Diğeri Ünal fiyatı dediğimiz arttırmaya çalışıyor. Evet, yani Ünal fırsatı, kardeş mi satmıyor? Aynen. O biraz fırsatı kendine değerlendirmek istiyor. Çevirmek istiyor. Biraz paraya da biraz değil bayağı düşkün. Onu kullanarak. Ama onun arkasında neler var ne yok inanın ben hiç bilmiyorum. Peki siz konuşmadınız mı daha sonra cenazede falan filan? Yok ben hiç. Benim karakterim birazcık, yani doğru bir şey mi bilmiyorum. Ben sevmediğim insana yanıma bile yaklaştırmak istemiyorum. Ama şu var, bir kurşunlanma olayı ne zaman oldu? Çok canım çok yani. Çok oldu ona çok. 10 sene falan diyorlar. Evet çok oldu. 10 sene önce. Peki sonra çözüldü mü o işler? Tabii canım, evet. Aldık biz evi satın aldık. Babamın evi orası artık. Ama konuşmuyorlar. Yok yani şöyle, babam çok kin tutan bir insan değildi. Ben mesela yanıma yaklaştırmam babamın oğlu da olsa. Yani öyle bir şey bana yaptıysa ki, ben amcamın genel olarak davranışlarını pek hoşluk değilim. O bilir kendisi, şimdi onu deşifre etmek istemem. Yani babama değil, kendi hayatıyla da ilgili. Ben de öyle bir hayat sürdüren insanı yanıma hiç yaklaştırmam. Hatta ben ona diyorum, bana kızım, amcam falan diye bu vasıfları kullanma. Çünkü bunları kullanmak sadece babamın kardeşi olmakla böyle bir ünvanı yalnız hak etmiyor. Gönül Hanım. Yani yine sözümün arkasında durarak, o evde yaşanan herhangi, yani o evde yaşanan bir tartışmadan falan bahsetmiyoruz. Cinayetle ilgili mutlaka Emel Hanım'ın bir şey duyması gerekirdi lafımı tekrarlayarak söylüyorum.
Şimdi siz de buraya gelirken aslında Hüseyin ve Mehmet Şen'in katillerini bulmak için geldiniz. Ama hep Hüseyin Bey'in tarafı burada. Mesela ben biliyorum ki Mehmet Bey'in tarafı aslında bunun bu şekilde gündeme gelmesini de istemiyordu. Şimdi istememelerin altında yatan sebebi de siz bilirsiniz. Ben burada yayında konuşup konuşmamak istemenize saygı duyarım ama başkalarını konuşurken eğer bu konuyla ilgili de bildiğiniz bir şey varsa eğer ben konuşulmazsa... Ben size bunu açık açık söyleyeyim. Hani, haksızlık bana... edildiğini düşünürüm diğer kişilere tabii, de. Ben onlara aynı şansı tanıdım. Şimdi açıkçası size başvurduğumu hiç kimse bilmiyordu kardeşlerim hariç. Çünkü biliyordum benim elim uzun değil. Ben Almanya'da yaşıyorum, burada değilim. Dedim buna engel olurlar. Hatta bence de bana kalırsa bu işte de bu girişimde de bulunulmuş... Daha önceden çünkü beni size bir sene önce de sizinle ben iletişime geçmiştim ekibinizle. Ama nedense bıçak kesilir gibi durdu olay. Sonra tekrar geçtiğimde bana dediler ki iş çevrem var, arkadaş çevrem var. Biz babamızın ismini, resimlerinin geçmesini istemiyoruz. Bunu amcamın çocukları söyledi bana. Tamam ama şimdi böyle bir durumda eğer bu adi bir cinayetse mesela para cinayeti ise... falan. Zaten geçip geçmemesinin aileyi yaralayacak bir şey değil ki. Ardından ne çıkabileceği düşünülerek istenmiyor. Böyle bir şey var mı açıkçası? Ben onu merak ediyorum. Böyle bir şeyin var olduğundan ben haberdar değilim. Yani konuştuğumuz diğer kişilere de haksızlık olmaması adına bunu söylüyorum. Hayır, somut olarak şundan veya bundan korkuyoruz demiyorlar. Ama onların hayata bakış açısı sadece yani onların diyeyim. Fazla çünkü neden biliyor musunuz Müge Hanım? Ben buradan çıkıyorum ya. Mesaj, sen bunu niye söyledin? Sen bunu niye yaptın? Ya ben zaten üzgünüm. Benim bir de organize etmem gereken Almanya'daki hayatım var. Biz burada yani bir adım öteye gidebilmek için sadece Hüseyin Bey'in düşmanları değil Mehmet Bey'in de var mı yok mu düşmanı merak ediyorum. Çünkü Mehmet Bey de bir hafta sonra oradan ayrılacakmış. Eğer tanıdık birisi olsa belki de Mehmet Bey'in oradan gitmesini beklerdi. Hangisi için niye ikisini birden? Bilmiyoruz ki biz. Için geldiğini de bilmiyoruz. Bir de niye ikisinin birden öldürüldüğü de bir soru işareti değil mi? Ben düşünüyorum. Ben düşmanımı bilmek isterim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.